İsviçre'den hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Üşüyor musun? Valla ben şimdi üşüyorum. Valla arkadaşlar hava diyebilirim 1 derece. Biz ölüyoruz soğuktan. Ama sizin için bugün geldik ve çok güzel bir video çekeceğiz. Hiç fazla anlatmayalım. Bence direkt videoya geçelim. Videoya geçelim arkadaşlar. Ama öncelikle size biraz bilgi vermek istiyoruz. Şimdi yılbaşında İsviçre'de birçok yerde böyle nasıl diyeyim? Anlat bakalım hadi. Anlatacağım. Almancası var aklımda da Türkçe'ye çevirmem i̇şte, gerekiyor. İnsanların... Standlar kuruluyor, evet. Yemek yapılıyor. Hatta geçen Almanya'da gezdirmiştik bile biz daha uzun zamanı takip edenler biliyor. Hı-hı. Yine öyle bir yere geldik ama bugün özel bir sürpriz var. Instagram'dan takip edenler görmüştür belki bile. Evet. Fazla konuşmadan. Geçelim. O zaman hadi videoya geçelim. Sizlere çok zaten standları göstermeyeceğiz. Az çok aşağı yukarı bizi takip edenler bir seneden fazladır birçok standı gördü İsviçre'de. Aynen. Hadi maceramıza başlayalım o zaman. İsviçre dediğimiz ülke yılbaşı pazarlarıyla ünlü olan bir ülke. Her yıl Aralık ayında birçok şehir ve kasabada yılbaşı pazarları kuruluyor. Ve bu pazarlar ülkenin farklı bölgelerindeki gelenekler ve kültürlerin birleştiği bir atmosfer bizlere sunuyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kalabalık arkadaşlar. İsviçre'yi ve İsviçre'yi tanımak istiyorsanız eğer mutlaka bu gibi pazarları ziyaret etmelisiniz. Neden mi? Çünkü el yapımı hediyelik eşyalar, el işleri, çikolata ve diğer geleneksel İsviçre ürünlerine dair her şeyi detaylı olarak burada inceleyebilirsiniz. Süs eşyaları gibi birçok şey buradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle yılbaşına çok tüketilen ve alkol oranı düşük olan Glühwein dedikleri ev yapımı şarabı denemenizi öneririm. Ateş başında video çekilmez ama bayağı üşüdük gerçekten. Hadi o zaman size biraz da sürprizimizi anlatayım. Televizyonda veya gazetelerde denk gelmişsinizdir muhakkak Coca-Cola'nın efsane reklam tırını. İçini ve dışını bu kalabalığa rağmen size göstermek için tam olarak 2,5 saat boyunca soğukta bekledik arkadaşlar. Tabii biraz da kurnazlık yapıp öne geçmedik değil. Sonuçta biz de Türk'üz. Eğer bekleseydik biz buradan çıkamazdık zaten. Arkadan halen insanlar akın akın geliyordu arkadaşlar. Merdivenleri yavaş yavaş çıkarken içeride Noel Baba'nın ziyaretçileriyle beraber resim çekmesini ve ücretsiz bir şekilde çıkarmalarını izliyoruz. Artık soğuktan ellerimiz tutmaz bir halde sıranın bize gelmeyeceğini düşündük ama işte o an geldi ve o efsane reklam tırının içini görüyorsunuz. Biz de bu fırsatı kaçırmayalım. Buraya kadar geldik. Noel Baba ile bir resmimiz olsun dedik. Burada da çekmiş olduğumuz resmi ücretsiz bir şekilde istediğiniz bir kişiye gönderebilirsiniz. Sizce kime göndermişizdir? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyoruz. Kendimize özel kola yapmayı da ihmal etmedik. Sonuçta bu gördüklerimizin hepsi bedava. İsviçre'nin çok güzel Weihnacht Markt'ından sizlere çok güzel görüntüler çektik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şeyler eklemek ister misin? Yani bir beğeni bırakın, bir abone bırakın. Burada 3 saattir donuyoruz sizin için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bizlere destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Güle güle, görüşmek üzere.